Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, evet bu hafta güneş yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Gezegeniniz Mars Koç burcunda, Venüs İkizler burcunda ve Merkür Yengeç burcunda ileri harekete dönüyor. Merkür'ün ilerlemesi aslında birçoğumuz için günlük hayatımızda iletişimle ilgili konularda, zihinsel faaliyetlerde, ticari konular, eğitim seyahat planlarımızda artık daha rahat hareket edebileceğimizi işaret ediyor. Bu hafta hafta başından itibaren pazartesi günü Ay Koç burcunda olacak. Koç burcundaki ay Pazartesi günü günlük iş temponuzu öne çıkarabilir. Mesuliyetler var, işler var, bitirilmesi gereken konular var. Bazılarınız için sağlık konuları biraz hassas görünüyor. Kronik sağlık sorunlarınız, bazı migren ve benzeri ağrılar, eklem ağrıları, kas ağrıları, bunlara dikkat edelim lütfen. Sizinle ilgili olabilir, yakınlarınızla ilgili olabilir veya evcil hayvanlarınızın genel sağlığı, bakımı ile ilgili konu ve kavramlar bunların sizin üzerinizdeki sorumlulukları pazartesi günü önceliğiniz olabilir. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren ay boğa burcuna geçecek. Perşembe sabahına kadar iki buçuk günlük süreç özellikle salı, çarşamba yani sizin için ilişkiler öne çıkıyor. İlginç bir şekilde bu tabi sosyal hayatınızı biraz hareketlendirebilir ve özellikle yakın ilişkiler yani eşiniz partneriniz, yakın arkadaşınız ve onlarla ilgili konular belirleyici olabilir. İş birliklerine daha yatkınsınız. Bunun yanı sıra hizmet aldığınız kişiler, belki bazı özel danışmanlıklar alacaksınız, hizmet aldığınız kişilerle irtibata geçeceksiniz. Evet bunlar da salı ve çarşamba gündeminizde olabilir. Hatta salı günü bazı sürpriz gelişmelerle karşılaşmanız mümkün. Yani örneğin eşiniz, partneriniz size sürpriz de yapabilir. Sürpriz bir hediye alabilirsiniz, bir jestle karşılaşabilirsiniz ya da ilginç karşılaşmalar, yeni tanışmalar da olabilir hayatınızda. Ee, sevgili akrepler. Perşembe sabahından itibaren ise ay ikizler burcuna geçecek. Cumartesi öğleden sonraki saatlere kadar ay ikizler burcunda finans konularını öne çıkarıyor. Para konuları var. Evet kazançlar, ticari konular, gelir gider dengeniz, bütçeniz, ödemeler banka işleri, krediler, faturalar biraz parasal anlamda hareketli günler. Ama unutmayın Venüs de ikizler burcunda. Yani Venüs ikizler burcunda olduğu için bazı şanslarınızın da olması mümkün. Bir paraya ihtiyacınız var. Bir kredi bekliyorsunuz. Evet. Bazı hoşluklar, bazı yardımlar gelebilir. Bir sorununuzu çözebilirsiniz örneğin. Bazı ee, bazılarının sağlıkla ilgili bir operasyon, bir tedavi, bir şifa arayışında da olabilir. Perşembe ve cuma günleri, cumartesi sabah saatleri hani bir diş operasyonu olabilir veya güzellik ve estetikle ilgili bir bakım olabilir. Veya buna benzer psikolojik anlamda da bilinçaltınızla ilgili bir çalışma olabilir tüm bunlar içinde de koşullar sizin adınıza daha olumlu görünüyor ve cumartesi akşam saatlerinde ay yengeç burcuna geçecek hafta sonu pazar günü de ay yengeç burcunda bu hafta sonu gezmek isteyeceğiz Belki de kısa bir tatil organize edebiliriz seyahat edebiliriz şehir içinde de olsa dışarıda açık havada zaman geçirmemiz yürüyüşler yapmamız su ve deniz kenarlarında bulunmamız mümkün ve duygusal anlamda etrafımızda olup bitenlerle daha fazla ilgileneceğiz. Bu da tabii ki yakınlarımız, akrabalarımızla iletişim trafiğini de arttıracak gibi görünüyor. Gitmeler, gelmeler, ziyaretler de olabilir tabii ki. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.